Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin de 24. günü bugün. Buraya dair de notlarımız var. Şimdi herkesin beni duymasını istiyorum. Özellikle Moskova'nın. Buluşma zamanı, konuşma zamanı. Ukrayna için toprak bütünlüğünü ve adaleti yeniden sağlamanın zamanı geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski kamera karşısına geçti. Rusya'ya yine çağrıda bulundu. Müzakereye yanaşmazsanız savaş karşıtı ittifak güçlenir, hasarınız artar dedi. Amerika Birleşik Devletleri ise masadan Çin cephesi açtı. Müzakereler Rusya'nın hatalarından kaynaklanan hasarı azaltması için tek şans. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 24. güne girilirken Zelenski müzakerelerin Rusya'nın tek şansı olduğunu söyledi. Saldırılarına devam ettikleri sürece daha fazla yaptırımla karşı karşıya gelecekleri konusunda uyardı. Moskova'daki mitinge yaklaşık 200 bin kişinin katıldığını hatırlattı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ise Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü. Çin'in Rusya'ya maddi destek sağlaması halinde doğrudan sonuçları olacağını söyledi. United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. 23 günü geride bırakan savaşın Ukrayna'daki etkileri ise her geçen gün daha büyük bir acı anlamına geliyor. Rusya yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor. Başkent Kiev'de Rusya'nın fırlattığı füze bir sitenin ortasına düştü. 5 katlı apartmanın yan cephesi çöktü. Diğer binalar kullanılmaz hale geldi. Araçlar hurdaya döndü. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 20 kişi yaralandı. İşgale direnen Ukrayna güçleri Kiev dışında bir Rus birliğini pusuya düşürdü. Açılan ateşte Rus askerleri zırhlı araçlarından indi. Yere yatarak saldırıdan korunmaya çalıştı. Ormanlık alandaki bir diğer çatışmada Ukrayna askeri hendeğe girdi. Rus ateşini görüntülemeye başladı. Bir süre sonra kurşunların hedefi olan asker omzundan yaralandı. 16 gündür kuşatma altındaki Mariupol'de Rusya kent merkezine ilerlemek için saldırılarını arttırdı. İnsani koridorun açılması sonrası bölgeden ayrılan Türk vatandaşların sayısı 65'e yükseldi. Türkiye'nin bölgede ateşkes sağlama çabaları sürerken uluslararası diplomasi de devrede. Almanya Başbakanı Scholz Putin'le telefonda görüştü. Putin, Ukrayna yönetimini gerçekçi olmayan taleplerle müzakere sürecini uzatmakla suçladı. Putin, savaşın başından beri ilk kez halkın karşısına çıktı. Rus lider Kırım'ın ilhakının 8. yılı nedeniyle stadyumda konuştu. Donbas ve Ukrayna'da başlatılan harekatın amacının yerel halkı soykırımdan kurtarmak olduğunu savundu. Batı'nın yaptırımları sonrası Rusya'da şeker fiyatları zamlandı. Sevkiyattaki sıkıntı ve stoklardaki azalma nedeniyle halk marketlere akın etti. Raflardaki paketleri almak için insanlar birbirleriyle yarıştı.